Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Edesa'dan bir DC çizgi roman siparişim var, onu açacağız. Ben hemen kutuyu açmaya başlayayım. Sonra çizgi romanlara, kondisyonlara bakalım ne almışım. Hemen açmaya geçelim. Evet arkadaşlar, kartonu çıkardıktan sonra bizi şöyle bir görüntü karşılıyor. Bayağı bir cilt var burada. Şimdi şunu da bir çıkarayım. Bu arada sipariş elime bir günde ulaştı. Yani siparişi verdim. Ertesi gün kargoya verildi. Ertesi günde, yani bugün elime ulaştı. Bunu da çıkarayım. Sonra kondisyonlara hemen bakalım. Evet arkadaşlar, etrafındaki patlayan poşet. Onu da çıkardım sonunda. Hemen ayraçlarla başlayalım. Bir Gambit ayracı. Çok güzel bir GBC ayracı yine. Rick and Morty yürüyen ölüler. Edesa'nın bu ayraç konusunda birazcık çeşitlenmesi gerekiyor. Hep aynı araçları gönderiyorlar. Şu siparişteki tek yeni ayraç buydu. Bu da çok iyi zaten. Evet, başlayalım. İlk çizgi roman Justice League soy tüketme makineleri. Bayağı Rebirth aldım. Bildiğiniz gibi Batman'de de bayağı çizgi roman almıştık. Yavaştan Rebirth'e tam anlamıyla girdim. Artık İngilizce ciltler alarak da Rebirth koleksiyonumu genişletmeyi düşünüyorum. Burada Justice League'in ilk sayısı soy tüketme makineleri var. Kondisyonunda bir sıkıntı göremiyorum. Şurada çok ufak bir sıkıntısı var ama sıkıntı denemez. Arkasını da göstereyim şöyle. Evet. Kenara koydum. Trinity'nin ilk cildi. Birlikte daha güçlü. Bunun şurasında ufak bir kondisyon sıkıntısı var, hemen gözüme çarpan. Şurası birazcık yamulmuş. Burası da birazcık yıpranmış. Oo, burada bayağı kötü bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi ezilmiş sanki. Burası biraz bükülmüş. Bu biraz kötü. Arkası şöyle. Böyle bu kapak bayağı güzelmiş. Sırada Action Comics Kıyamete Giden Yol. Superman Action Comics'in birinci cildi. Bunda da birazcık kondisyon sıkıntısı var. Şurasında bir yamulma var. Burası bayağı kötü yine. Bu Edesa'ya son zamanlarda ne oldu ya? Nazar değdi sanki adamlara benim yüzümden. Burada da bir sıkıntı var. Yani böyle hani berbat halde değil çizgi romanlar tabii ki ama yine birazcık sıkıntılı. Nightwing'in ilk cildi hemen gözüme çarpıyor. Burada da ufak bir kondisyon sıkıntısı var. Şu kamerayı netleyebilirsem eğer. Burada da ufak bir kondisyon sıkıntısı var. Şurada da aynı şekilde. Birazcık sıkıntılı çizgi romanlar. Bu arada Action Comics'ten sayfalar gösteremedim. Sırada Batman, Detective Comics, Yarasa Adamların Yükselişi var. Bunda bir kondisyon sıkıntısı yok. Maşallah. Bayağı güzel çıtladı çizgi roman. Sırada Titans cilt 1 Wally West'in dönüşü varyant kapak var arkadaşlar. Ve bu jilet gibi gelmiş. Hiçbir sıfır sıkıntılı kondisyon. Şurasında çok ufak bir şey var ama bu gerçekten bayağı iyi gelmiş kondisyon olarak. Sırada Hal Jordan ve Green Lantern Birliği cilt 1 Sinestro Hükümdarlığı. Bu da varyant kapak. Bunun şurası birazcık sıkıntılı.
Arkası da aynı şekilde. Şurada da ufak bir sıkıntı var. Ve son iki çizgi roman. Flash Rebirth cilt 1, aynı yere düşen Yıldırım. Bu da varyant kapak. Bayağı bir varyant kapak var koleksiyonumda artık. Bu bayağı güzel bir kapak bu arada. Godspeed. Hemen bakalım. Son olarak Batman, Lanet, DC Black Label. Birinci kitap. Bunu çok merak ediyordum. Lanet'i özellikle boyutu yüzünden. Böyle bir çizgi roman okumak nasıl bir deneyim olacak acaba diye çok merak ediyordum. O yüzden aldım. Bunun zaten kondisyonda bir sıkıntı yok. Şurası şöyle parlamalı. Üzeri mat. Şöyle bir bakalım. Bunu göstermek bayağı zor yani. Çizimleri bayağı iyi gördüğünüz gibi. Bu çok güzel olacak gibi geliyor bana okuması. Merakla bekliyorum. Bugünlük videomuz yine bu kadar arkadaşlar. Artık bundan bir sonraki video büyük ihtimalle ya koleksiyon videosu olacak ya da koleksiyon videosu olacak. O zaman benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.